Kendi halinde bir tüccardı. Bir gün kumaşları gemiye yükledi. Endonezya'ya gitti. Oraya yerleşti. İşini orada devam ettirmekti niyeti. Kumaşları kaliteliydi. Tam da halkın aradığı cinsdendi. Kendisi de kanaat sahibi bir insandı. Kazancı az olsun, temiz olsun düşüncesindeydi. Bir gün geç geldi iş yerine. Eleman iyi bir kar elde etmişti sattığı mallardan. Merak etti, sordu. Hangi kumaştan sattın? Şu kumaştan efendim. Metresini kaça verdin? 10 akçeye. Nasıl olur diye hayret etti. 5 akçelik kumaşı 10 akçeye nasıl satarsın? Bize hakkı geçmiş adamcağızım. Görsen tanır mısın onu? Eleman gitti, müşteriyi buldu ve getirdi. Dükkan sahibi müşteriyi karşısında görür görmez helallik istedi ve fazla parayı müşteriye uzattı. Müşteri şaşırmıştı. Böyle bir durumu ilk defa görüyordu. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyordu. Ne demekti hakkını helal et? Olay kısa sürede dilden dile dolaştı. Çok geçmeden kralın kulağına kadar vardı. Sonunda kral kumaş tüccarını saraya çağırdı. Kral sordu, sizin yaptığınız bu davranışı daha önce biz ne duyduk ne de gördük. Bunun aslı nedir? Ben dedi tüccar, bir Müslümanım. İslam dini böyle emreder. Müşterinin bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla kazancıma haram girmişti. Ben sadece bir yanlışı düzelttim. Kral, İslam nedir, Müslümanlık nedir gibi peş peşe sorular sordu. Birebir soruları cevapladı tüccar. Kral ilk defa duyuyordu böyle bir dinin varlığını. Fazla zaman geçirmeden İslam'ı kabul etti. Daha sonra kısa süre içinde de halkı Müslüman oldu. 250 milyonluk nüfusa sahip olan bugünkü Endonezya'nın Müslümanlığı kabul etmesindeki sır sadece 5 akçelik kumaştı. Yapılan tek şey vardı sadece. İnandığı gibi yaşamak, sahip olduğu güzellikleri çevresiyle paylaşmaktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi herkese açık sevgili dostlar. Doğru ve güvenilir tüccar, kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar yani doğrular ve şehitlerle beraberdir. Yani asıl etkili olan söz dili değil, hal diliydi. Konuşmaktan çok yaşamaktı. Anlatmaktan ziyade davranış dilinin devreye girmesiydi. Endonezya'nın Müslüman olmasındaki etkinin Müslüman tüccarlar olduğu da belirtiliyor. Ve yine deprem felaketini yaşadığımız şu günlerde deprem bölgelerinden diğer bölgelere giden vatandaşlarımızın o mağdur, o mazlum vatandaşlarımızın durumlarını fırsat bilip de 10 bin lira, 15 bin lira kira isteyen ev sahiplerine ve onların durumundan istifade edip de mal satarken 3 kuruşluk malı 10 kuruşa satmaya çalışan esnaf diyemeyeceğim de o insanlara duyurulur. Mesele Müslümanım demek değildir. Mesele Müslümanca yaşamaktır. Mesele insanca yaşamaktır. Dostça kal.